Öncelikle ben izninizle bu soruyu sorarak başlayayım size. Özellikle Türkiye'nin ihracat pazarları başta Avrupa olmak üzere talepte bir daralma var mı ya da önümüzdeki dönemlerde buna dair bir risk bekliyor musunuz? Türkiye'nin ihracat pazarlarında ilk 6 ayda, geçen ayda baktığımız zaman dolar bazında yaklaşık %20'lik bir artış sergiliyor. Biz herhangi bir daralma beklemiyoruz. Tam tersine ihracatımız her geçen gün dolar bazında da artacak beklentisi içerisindeyiz. Peki burada rekabetçi olup olmama durumu ve biz bunu aslında pariteyle bir yandan ölçmeye çalışıyoruz. Euro dolar paritesinin aşağı gelmesi, sizin dolar ithalatınız, euro kazancınız var. Bu ihracatçı için olumsuz diyoruz ama bir yandan da rekabetçiliği Türk lirasının değeriyle ölçmeye çalıştığımızda aslında üfe bazlı Türkiye'deki reel efektif döviz kuru Türk lirasının çok da değersiz olmadığını gösteriyor. Yani tüfe bazlı evet ama üretici fiyatlarını baz aldığımızda yani sizin maliyetlerinizi baz aldığımızda TL'de o kadar büyük bir değer kaybı da olmamış gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu koşulları? Çok doğru söylüyorsunuz fakat bizim Türkiye'de mobilya özelinde incelediğimiz zaman çok büyük avantajlarımız var. Ne avantajımız var? Özellikle bizim ham maddemiz sunta, medefiyi biz Türkiye'de kendimiz ithal etmeden üretiyoruz ve dünyanın en büyük ikinci sunta medefi üreticisiyiz. Bu sebepten yapmış olduğumuz ürünlerin nihai fiyatları özellikle Avrupa ülkelerine baktığınız zaman 5-6 kata yakın şekilde avantajlar sunuyor. Bir diğeri de dünyanın en büyük üreticisi Çin. Son dönemdeki bu lojistik avantajlarından dolayı Çin'in ne yazık ki bizim için avantajı olduğu için ne yazık ki demek doğru değil tabii. İhracatının olumsuz etkilendiğini, mobilya gibi özellikle hacimli ürünlerde olumsuz etkilendiğini görüyoruz. O da bize bir pozitif ayrımcılık oluşturuyor. Çin'den sonra dünyanın en büyük mobilya üreticisi Almanya. Biz özellikle son dönemlerde Modok özelinde de ihracatla ilgili bir departman kurup çalışmalar yapmaya başladık. Geçen hafta İtalya'dan bir alım heyeti geldi. Almanya'daki üretim çizgisinin kalitesinde sıkıntı yok fakat Ar-Ge'sinde, tasarımlarında çok çok sıkıntılar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla İtalya farklı ülkelere ihracat yaparken Almanya, Çin gibi ülkeleri kullanırken şimdi onları da kullanamamaya başladılar. O yüzden bizim gibi tasarımı iyi olan, fiyat avantajı olan ve lojistik avantajları olan ülkeleri daha fazla tercih etmeye başladılar. Bu da bizim için tabii ki avantaj doğuruyor. Ama yurt dışı satışlarında iki tane bizim kullandığımız ağırlıklı metot var. Bir, yurt dışındaki potansiyel müşterilere fuar ya da benzeri araçlarla ulaşıyorsunuz. İkincisi, ülkenize çekmeye çalışıyorsunuz. Ülkemize çekmeye çalıştığımız zamanki kısımda bir yerdeki tekil firmayı bulmak çok zor. Ama Modoko gibi pazarlara ulaşma kısmında çok daha büyük avantajlarınız var. Biz mesela geçenlerde sanal fuar diye bir yazılım yaptık. Burası 150 bin metrekare, sürekli bir açık fuar. Yurt dışından 4 milyon kişi girdi buraya. Ve her hafta biz buradan insanları ağırlamaya başladık. Farklı ülkelerden farklı insanlar buraya gelmeye başladı. O yüzden bizim artık biraz daha pazarlama metotlarını değiştirmemiz lazım. Zayıf yönlerimiz yok mu? Tabii ki var. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. Mesela ölçek problemi, mobilya sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesi. Geri dönüşümümüz yok. Bu çok büyük dezavantajlardan bir tanesi. İncelemeleri, analizleri yapıp olumsuzlukları ortadan kaldırdığımız noktada Türkiye'nin özellikle mobilya sektöründe ben önünün çok çok açık olduğunu düşünüyorum. Peki bu tarafta özellikle bahsettiğiniz bu aslında olumsuzluklar, buna ek olarak ben biraz bir yandan tabii asgari ücret tarafında teşvik politikası devletin, iş pazara dair taksitler, işte KDV, ÖTV, vergi düzenlemeleri, bu tarafı da sorayım. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetin sektörü canlandırabileceği potansiyel adımlar ya da destekleyebileceği adımlar. Mobilya sektöründe bizim iç piyasada tabii ki birçok sektör gibi sıkıntılarımız var bu dönemde. Niye? Fiyatlarımız çok ciddi şekilde artıyor. Ciddi şekilde artıp alım gücümüz de düştüğü için iç piyasada enflasyon etkisiyle ciromuz ciddi şekilde artsa dahi adetlerimiz düştüğünü görüyoruz. Bu normal. Ama şöyle bir olumlu taraf da var. Geçen yıl ham maddeye gelen ciddi zamlarla mobilya sektörü enflasyon paketinde en çok fiyatı artan ikinci üründü. Bu sene artık ham maddenin ihracatını biliyorsunuz. Sizlerin de bizlerin de sürekli dillendirmesi sonucu ihracatına bir kısıtlama geldi. Ve bu kısıtlamadan sonra artık mobilya fiyatlarının artışının normal seviyelere indiğini görmeye başlıyoruz. Artık
Enflasyon paketinde ikinci sırada değiliz, 8. 9. sıralara düşmeye başladık. Bu da normalleşmeye büyük bir katkı tabii. Hem maliyetlerimiz artıyor mu? Maliyetlerimiz artıyor. Ama dediğim gibi mobilya sektörünün ithal girdisi çok fazla olmadığı, %10'larda, 15'lerde olduğu için biz ham maddemizi dışarıya gönderip çok ciddi, anormal artışlar yaşamadığımız sürece mobilya sektörü yine büyüyerek buralardan çıkmayı başaracak diye düşünüyorum ben. Peki istihdam tarafını sorayım. Nedir sektördeki şu an istihdam rakamları? İstihdam çok büyük bir sıkıntımız. Şu anda tahmin ediyorum 250 bin direkt çalışan var. Dolaylı çalışanlarla birlikte 400 bine yakın insan mobilya sektöründe çalışıyor. Ama mobilya sektöründe son yıllarda biz çok ciddi üniversiteler açtık. Baktığınız zaman bir iç mimar, mimar, endüstri mühendisi aradığınız zaman hızlı şekilde bu arkadaşları bulabiliyorsunuz. Ama fabrikalarımızda çalışacak insanlara ulaşmakta çok ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Bunu da geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası'nın kurmuş olduğu MESEM projesi var biliyorsunuz. Bu MESEM projesi bizlere çok avantaj sağlamaya başladı. Çok özetle bahsetmek gerekirse okumayan çocukları biz fabrikalarımıza alarak hem onlara bir okumuşuz gibi diploma veriyoruz, hem devlet sigortalarının belli kısmını ve maaşlarını ödüyor ve üstlerinde biz kapatma kısmında destek veriyoruz. O yüzden çok ciddi yaşadığımız personel sorunlarını bu projeyle ufak ufak çözmeye başladık. Bunların sayısının artması biraz daha insanları özellikle fabrikalar bedenen çalışan sektörlere yöneltmenin yollarını bulmamız lazım. Bunları bulursak sıkıntı yaşamayız ama bulmazsak personel bulmakta sorun yaşadığımız için Türkiye sanayisinin önündeki en büyük ciddi sorunlardan bir tanesini ben bu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Koray Bey katıldığınız için. Modok ailesi için de ikinci yarı yılda bol şans dileyelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.